Sektörpedya'nın yeni bir bölümüne de hoş geldiniz arkadaşlar. Hem YouTube'da hem podcast'lerde. Bu arada Spotify'dan yorum yapabilirsiniz. Yapın. Bunlar seferine söyleyeceğim. Vizyon edindim bunu. Bugün bir girişimci firmamız var. Kırmızı liste dediğimiz. Pet House konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Tolga Çapkır değil mi? Evet, evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Uğraşmaca, çalışmaca, devam. Bizim sizin için hazırladığımız güzel sorularımız var. Memnuniyetle cevaplayacağız. Taze taze, fırınlık bir olay bunlar. siz Pet House olarak biliniyorsunuz. Evet. Sizi böyle tanıyoruz. Ki abimlerden de tanıyoruz zaten biz sizi. Doğrudur. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz işletmeci, girişimci olarak? Yani ben 1991 doğumlu Gaziantep'de doğdum. Sektörde yeni değiliz, çok eskiyiz. Çok farklı sektörlerde işler yaptık ama pet shop sektöründe her zaman vardık. 27 yıldan beri vardık. Lise hayatımda yine aynı keza vardı. İşte mezun oldum. Sanko'da lise hayatıma başladım. Büyük Koleji'nden mezun oldum. Üniversite hayatım İstanbul'a arada gittim. Arada 4 okul daha varmış. Biz öyle duyduk. Karıştırdık okulları. Lisede çok okul değiştirdim. Nazaran üniversiteye de İstanbul'a gittikten sonra tekrar dönüş yapıp Hasan Kayıncı Üniversitesi'nde öğretime devam ettim. Orada uluslararası ticaretle ve lojistik okudum. Ama ticarette zaten bir sevgi, heyecan varmış. Evet, her zaman vardı. 17 yaşından başlıyor herhalde yanılmıyorsam. Bayağıdır, yıllardır bu sektörün içerisindeyiz. Hep ticaretin içinde vardım yani, her zaman vardım. Baba da ticaretçi miydi? Aynı keza. Hep ondan gördüklerimizi işte bir şeyler koyarak üst üste ilerlemeye çalıştık açıkçası. Sorular arasında var. Hatta ben sırasız gideyim. Evet. Yani bu sektörde iş yaparken bir şey sizi hırslandırdı mı? Yani kim veya ne destek oldu veya hırslandırdı? Şimdi olaylar aslında babamın hayvan sevgisiyle ortaya çıkan bir meslekti bu. Babam her zaman, şu an olsun çiftliğimiz var. İşte çiftlikte bizde bir şeyler her zaman kişileştirilir. İşte babamın köpeği, işte annemin kedisi. Yani bizim aile içinde sahiplenmeler var. Bizde öyle bir çiftliğimiz var. Hep kendi köpeklerimiz, kendi işte babamın ineği, işte onun şunu. Hep böyle çiftlikte bir şeyleri şey yapmayız. Yani tamamen onları kişileştiririz, onları seviyoruz. Onlardan dolayı hani böyle bir baktığımızda mesleğe girmeyi sevgiden, işte o hayvan sevgisinin oluşmasından sonra ortaya çıktı bu. Dedi ki bu sektörde daha iyi hizmet verelim. En iyi mamayı verelim, en iyi tarağı verelim, daha iyi taransın. İşte hep bu kalemde gittik, bu doğrultuda ilerledik. Bu doğrultuda da ilerleyince ne oldu? Sonuç hep güzel şeyler, güzel sonuçlar alınca da biz hep üst üste koya koya ilerlemeye başladık yani. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Peki herkesin anlayacağı dilde bir pet shop. Yani pet shop diye geçiyor ya genel evet, adıyla. Tabii. Neye hizmet eder? Bilinenin ötesinde bir olgu var mı? Yani herkesin bildiği ortak bilginin haricinde gizli bir şey var mı? Pet shop deyince akla aslında pet shoplarda bir evcil hayvanın var evinde, besliyorsun. Bu evcil hayvanın gereksinimi nedir? Yemidir. Gereksinimi nedir? Barınağı kafesidir. Tabii. İşte akvaryumudur. Yatağıdır. Hayvanlar hayvanı değişiyor. İşte tabii kumu var, bir şey var. Yani ana maddeler var. Şimdi çoğu pet shop'ta bu ana maddeleri görürsünüz. Bizim pet house tabir ettiğimiz o çatının altında ise aklınıza gelebilecek yani her şeyi bulabileceğiniz bir ürün. Gözlük mü gözlük, atıyorum elbise mi elbise, damatlık mı damatlık, gelinlik mi gelinlik. Ha, yani konsept şeyler de var. Aklınıza ne gelirse elbiseyle alakalı, kıyafetle, imajla alakalı, atıyorum giriyorsun içerisi, ayakkabı almak istiyorsun. Bizde 8 markanın 9 çeşit ayakkabısı var. İşte tamamıyla kişiye özelleştirilmiş doğum günü pastaları yapıyoruz. Bizimki yani diğer pet shoplardan çok farkımız var. Burada anlatmayla devam edebiliriz. Evet. Sorularda da gelir. Mesela bizde Türkiye'de pet shop sektörü devam etti ama pet kuaför diye bir segment evet, oluştu. Bu evet, segment nedir? Kedin var, köpeğin var. Bunun tarzını değiştirmek istiyorsun. Hep aynı doğrultuda gitmek istemiyorsun. Bizim de öyle işte. Saçımızı kısa kesiyoruz. Sakalımızı uzun kesiyoruz. İmaj. Bunları değiştiriyoruz her zaman. Bu marjinallik diyoruz. İşte evet, farklı bir şeyler yapalım. Şunu yapalım, bunu yapalım. Şimdi bizde de
Türkiye'de vardı ama Gaziantep'te bu kalemde doğru bir oluşum yoktu. Biz Petahouse'un altına onu da koyunca zaten bizim farkımız daha da farklılaştı. Ya öyle bir kuaförden geçiyor ki. Yani hı-hı, evcil hayvanlar canlı dostlarımızı seviyoruz. Benden daha yakışıklı. Tabii. Birçok insandan daha güzelleri var. Ya ben bakınca gıpta ediyorum. Yani şimdi bu mukayeseyi gülme abi. Bu mukayeseyi niye yapıyorum? Benim saçım yok. Zaten bir hayranlığım var saça. Görüyorum böyle bir imaj yapmışlar. Böyle belediye başkanı saçı vardır ya. Of kitleye bak. Bak bak şu an var ya. Ortalık karışacak. Güzel modeller var. Yani sizin sayenizde de bu da gelişti. Hatta sizden sonra da artmıştır bunun şeyi. Yani şimdi yeni kişiler oluşturdu. Hepsi ben destek de veriyorum. Yani açın, gelin konuşalım. Daha iyi nasıl olabilirsiniz? Benden farklı olun. Yani bunların hepsinde ben her zaman destek oluyorum. Bizim yapmamız gereken şey neydi? Makas tıraşıydı. Biz evet, makas tıraşını nasıl yapabiliriz? Ben personellerimi şehir dışına gönderdim. İstanbul'a, Antalya'ya, bu seminerlere gönderdim. Geldiklerinde o makas tıraşı ister istemez, düşünün şimdi insanlar her zaman diyor ki ya işte ne yapıyorsun ki, yani tabii, insanın tıraşı ne kadar, bu ne kadar. Şimdi düşünün, bir insan var, evet, duruyorsun sabit, tıraş ediyorlar. Şimdi burada bir köpek düşün, hiç durmuyor. Yani dur deyince durmuyor o makas ki. Bir de tamamen bir bedeni tıraş ediyorsun makasta. Doğru. Durmuyor, havlıyor, ısırıyor, kaçıyor, işte her şeyi yapabiliyor. Bu da ne oldu, zorlaştırdı. Bu da ne yaptık, tabii, biz Ukrayna'dan, Rusya'dan en iyi kuaförler kimler? Araştırma yaptık. Fransa'da, Almanya'da, Rusya'da ve Ukrayna'da 4 ülkeden en iyi pet kuaförleri buldum ve buraya getirdik, Gaziantep'e. Gaziantep'e getirip hem kendi personellerime özel ders aldırdım hem de workshop yaptık yani burada. Ki farklı köpeklerin, hı-hı, işte Adana'dan, Mersin'den, çevre illerden gelen köpekleri de farklı hallerde tıraş edip imajını değiştirdik. Vallahi, yani bildiğimden daha farklı şeyler varmış. Daha evet, daha çıkar zaten. Evet. Sizi sektördeki belki rakip olarak adlandırmazsınız ama sizi sektördeki rakip veya dostlarınıza, dost işletmelere karşı farklı kılan nedir? Sektörde neyi çok farklı sunuyorsunuz diyecektim ki zaten az önce bunların söylediğiniz hepsini şeyler. Tek tek anlattık, evet. Evet, yani bir de benim gerçekten bildiğimden daha da farklı şeyler varmış. Bir evcil hayvan sahiplenip gelesim var. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Şimdi biz burayı açtık. Dedik ki güler yüz. Ben personellerimin hepsindeki amacım güler yüz. Ama o esnaflıktan gelmiş. Sizin esnaflığınızdan gelmiş. Diyorum ki bir şey satmayın abi. Gülün. Evet. Müşteriye gülün. Çıkarken gülün. Kızdı mı? Bunu şikayetinizi bir köşeye koyun. Evet. Nerede hata yaptınız bulalım. Yine gülün. Size kızsın, yine gülün. Yani gülmek bizim amacımız, bizim doğrultumuz, bizim şeyim, ne derler, ön yüzümüz, gülmek. Sadece gülmek. Millet şimdi, olarak da öyleydik de biraz, biraz zorluklardan değiştik, sonra evet, değiştik. Mutsuzluk bombası patlamış gibi. Şimdi bizim diğerlerinden farkımız da ne oldu? Bir ürün hakkında, atıyorum bizim şu anda yaklaşık ödül mamasında, köpeğe ödül, kedinin ödül maması. Yani diğer pet shoplara baktığımızda 3 çeşit ödül maması abi, görürsünüz. Çok özür dilerim, onu yiyesim geliyor. Hatta benim farklı burada farklı bir yanım var, saçma sapan anlatabilir miyim abi? Anlatırım herhalde. Anneannemlere Almanya'dan mama getirmişler. Evet. Onlar da tuvaletin hani bir tanesini kullanmazlar ya, hani genelde Antep'te öyledir. Orada köpeğe işte mama veriyorlar falan. Ben de şey zannettim, Nesquik'in Kellogg's falan zannettim. Evet. Önündeki ambalajı falan da görmedim. Yedim. Ya çok güzel. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok güzel. Ama biraz proteinli gibi. Evet. Sonra bir tane daha alacaktım. Aldım, paketi döktüm kaseye. Koyduğumda bir baktım köpek bana böyle bakıyor. Köpek mamasıymış. Bu da böyle hiç bu masada satamayacağınız bir bilgi. Ama lezzetli. Sen devam et abi. Farklı. Lezzetten devam et. Şimdi bizde lezzet farklı farklı. Tavuklusu var, ördeklisi var, sığır etlisi var, somonlusu var. Böyle bir 4 çeşit, 5 çeşit. Şimdi biz bunu 5 çeşidi koyalım buraya, satalım demedik. Biz dedik ki bu 5 çeşit daha farklı ne olabilir? Ördekli mi? Evet. Ya da işte hangi markalar var? Hangi markalar en iyileri? Bu markalar. Biz ne yaptık? Biz şu an 117 çeşit bir sadece ödül maması. Sadece ticket, yani iyi bir şey yaptığına ödül vermek, onu eğitime sürüklemek, yani buradaki amacımız bu. Ama biz 117 tane çeşit koyduk. Hiçbir pet shop'a gittiğinde 117 değil 27'yi göremezsiniz. Ama evet, biz de 117 olarak girdik biz. Yani biz aslında girenleri doyurduk yani. İnsanların evet, gözünü doyurduk. İnsanlar dedi ki bu marka mama var mı, var. Yani insanlar artık şey yapmaya başladı. Beklemiyorlar, bu da mı var, değil mi? Evet, beklemiyor. Diyorlar ki tamam o var. Peki şu marka var mı?
Evet o da var. Şimdi ne oldu? Biz her şeye var olmaya başladık. Olmayan olduğu dakika bir hafta içinde hemen onu segment olarak bünyemize kattık. Şu anda bizde işte atıyorum hangi dünya markalarını söylerseniz hangi marka mama, kedi köpek mamasında biz hepsini barındırıyoruz şu an bünyemizde. Şimdi yeni kendi markamızı yarattık. Bunlarla ilgili de görüşme, konuşma yaparız zaten sorularda. Tabii ki biz ajansız bu arada falan. Evet. Müşterimi alıyormuş ekran karşısında. Bu sektörde, kendi sektörünüzde faaliyet göstermenin en zor kısmı nedir? Ne gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz şimdi genelde? Şimdi bizdeki en büyük beni bu işten ne kadar böyle bağlıyım, bu işi seviyorum, bu işte de ilerliyoruz. Ben farklı sektörlerde de iş yapıyoruz ama bu sektörde daha ön plandayız biz. Burada bizi böyle geriye atan, işte böyle bir hevesimizi kırar derler ya böyle. Orada tek sıkıntımız kedi köpek sahiplendirmek. Hassas bir konu ama. Biz bunu sahiplendirdiğimizde insanlar aslında şeyi görmüyorlar. Hani diyoruz ki düşünün, bu sorumluluk gerçekten zor bir sorumluluk. Çünkü bir çocukla bakmakla bir köpeğe bakmak aynı keza, aynı sorumluluğa denk geliyor. Sadece köpekte 3 ay 6 ay sürüyor. İnsanda 5-6 yaşa kadar sürüyor. Ondan sonra kendi işlerini kendi yapabiliyor. Bunda insana alıyor, hevesleniyor, çocukları hevesleniyor. Evet. Çok mutlular. Hadi köpek alalım, evimize koyalım. O sorumluluk halbuki çok güzel bir şey. Bir çocukta kediyle köpekle büyümesi, onun mamasını vermesi, onu tuvalete götürmesi, bunların hepsi sorumluluk daha çocuklukken bilincini geliştiriyor. Aynen öyle. Sorumluluk bilinci, sevgi, insanlara karşı bile duyarlı bir oluyor. Bir de aşağıda da konuştuk, kulüste de konuştuk. Yani bir de hayvan seven birinin İnsanlığa kötülük yaptığına hiç denk gelmedi. Ben de denk gelmedim. Yani canlı seven insan her canlıyı seviyor. Aynen. Sevmeyen öyle. De insandan da nefret ediyor. Aynen öyle. Şimdi burada ne oluyor o zaman? İnsanlar diyor ki evet, bazı bilinçsiz oluyor. Tamam, diyor ki alalım. Hayır, bu almayalım bunu. Bu bir canlı, diyorum ki düşünelim, araştıralım. Bunu sahiplenmeden önce ne yapabiliriz? Bakabileceğimiz yerimiz var mı? Bu sorumluluğu bizim İş saatlerimiz uyuyor mu? Bunları araştırın, ondan sonra düşünelim. Doğru. Ama insanlar o çocuğunun hayır almamız lazım demesine kapılıp alıyorlar. Sonra oraya tuvaletini yapıyor. İşte buraya yapıyor. Mecbur, bu köpek yavru bilmiyor ki nereye yapacağını. Onu öğretmen lazım. Doğru. Şimdi bir çocuk doğuruyorsun. Öğrenmedin. Ne yapacaksın? Yani öyle bir durum yok. Onun için öğreteceğiz. Bu sabırla, bunu yavaş yavaş işte ödülle, bunu eğitimle bunu aşılayacağız. Ama bunu aşılamadan ne yapıyorlar? Geri getiriyorlar. Buyurun. Biz buna bakamayacağız. Ama ben size dedim. Evet. Sorumluluğu önce bilmeniz lazım. Buradaki noktalarda biraz sıkıntı yaşıyoruz müşteriler. Onlar da biz güler yüzüz, konuşuyoruz. Köpeğe tıraşa geliyor. Onunla oynuyoruz. İşte mesela bizde şey yok. Tıraş edelim bitsin. Bizim bir köpek tıraşımız 4 saat falan sürüyor. İşte onun makas tıraşı, hari keratin yapıyoruz. İşte tüy bakım kremi hep İtalya'dan getiriyorum ben. Bütün i̇şte kuafördeki ürünlerimin hepsini. Hepimiz güldük yani, gerçekten çok asiller. Yani öyle bir tıraşları, öyle bakımları, öyle bir hale geliyor ki. Tabii. Yani çıldırıyorsun. Böyle sevesin geliyor ki seviyorsun zaten. Sizin öyle bir avantajınız evet, var. Evet, şimdi bizde diyorum ya, ben bunu sevmesem zaten, şimdi bizim 3 tane şubemiz vardı. Biz burayı açtık. Burada dediğim gibi biz Türkiye'nin en popüler pet dükkanı çatı altında birleştirdik. Dediğim gibi her şey. Tasarım da öyle zaten. İçerideki ben yurt dışında gezdim. İşte gezdiğimde, işte gittiğim ülkelerde ben yaklaşık 16 ülkeye falan gittim. Şimdi her gittiğim ülkeden bir şey kaptım. Hollanda'dan süper. Bir şey kaptık, Almanya'dan bir şey. Ben burada bir 15 yıllık birikimimi işte bu duvara şu grafitiye boyayalım. Evet. Bu rafı böyle yapalım, böyle olsun. Böyle diye dış cephesini olsun işte farklı yaptık, böyle. Farklı çok bir iyi. Konsept bir anda önümüze çıktı yani. Güzel oldu. Ses getirdi. Mutlu olduk yani bu konuda. Biz de mutluyuz. Yani şehirde böyle bir şeye sahip olduğumuz için. Bu girişimcilerin, yeni girişim sahibi olmak isteyenlerin sorusu. Bunu düzenli olarak soruyoruz. Kazanıyor muyuz diye soramayız. Fakat bu sektörde işletme açmak isteyen biri neyi yaparsa iyi kazanır. Şimdi diyorum ya, biz yine aynı konuya denk geleceğiz. Şimdi benim 3 tane şubem var. 27 yıldır bu işi yapıyor. Pet shop sektöründeyiz. Biz toptancılığını yapıyoruz biz. Şimdi yurt dışından ithal ediyoruz ve yurt içindeki pet shoplara dağıtıyorduk. Biz bunu balık olarak yapıyorduk. Singapur'dan süs balıkları,
Yani bu sektörde her zaman ileriye doğru dönüp devam ediyorduk. Hı hı. Şimdi bizim buradaki amacımız, her zaman söylüyorum, alışılmışın aynı keza bir işletme açayım derseniz kaybedersiniz. Hep farklılık katacağız. Bir şey, bir marjinallik atıyorum. Dış cephesini böyle yapmayacağız, şöyle yapacağız. Ya da işte biz köpek tıraşını niye koyduk? Köpek tıraşının yanına bakım koyduk. Bakımın yanına masaj koyduk. İnsanlar kedisini, köpeğini bize masaja gönderiyorlar. Bir saatlik aroma masajına gönderiyorlar. Neden? Çünkü artık kedi köpek onların ailesinden oldu. Öyle. Artık bir çocuğundan hiçbir farkı olmadığı için onların mutluluğu onlar için çok önemli. Ve çok sadıklar. Yani kedinin de nankör olduğu bir durum yok bu arada. Ben bunu savunurum her zaman. Bence kedi sadece uzaylı. Yani kediler uzaylı. Farklı bir şeye sahip. Evet, kendi aynen. Dünyaları var. Çok farklı şeylerden eğleniyorlar. Ama baktığınız zaman sadakatini asla ben yok sayan bir kedi görmedim. Ben de aynı keza. Şimdi kediyi yoğurmayacağız abi. Kediyi kendi halinde yaşayacak. Kedi neden diyorlar ya işte kedi nankör. Yok abi. Değil. Kediyi sen boğarsan kedi senin sevgine bakmaz. Kedi ister istemez ısıramadığı için refleks olarak atar. Evet. Kediyi yoğurmayacaksın. Kediyi sıkmayacaksın. Kedi kendi halinde gezecek. Sevmek istiyorsa, sevinmek istiyorsa zaten kendi gelir buraya yatar. Ama sen alıp da kucağına alırsan o kedi zaten çıkmak abi için şu uğraşır. Şu kişisel soruyu sorayım ya. Bu tabii. Tamamen benim sorum. Merakım. Bu Tesla bobinine benzer bir tane bir şey var. Kendini sarmışlar. Üstünde de bir tane top var. Tesla bobinine benzer bir tane. Kediler ona neden bayılıyor? Şimdi kediler ona neden bayılıyor? Kedilerin tırnağı uzuyor. Tırnağı uzadığı için de yürümekte güçlük çekiyorlar. Bir yerlere çıkmakta güçlük çekiyorlar. Her zaman bununla ilgili sorunlar yaşıyorlar. Bu oyuncak gibi tabir ettiğimiz tırmalama tahtaları bunlar onlarla alışılmışını, alışkanlığını gidertiyor. Ne oluyor? Hem törpüleniyor tırnakları, aynı zamanda da onunla oyun oynayıp düzeltiyor yani. Kendi işini kendi görüyor. Bilimsel yine kedi. Bilimsel bir açıklaması varmış. Evet. Yani ben böyle biraz daha abi niye yapıyorlar bilmiyorum dersin gibi gelmişti bana ama. Sektördeki mevcut konumunuz, kimsenin yapamadığı, yapamayacağını düşündüğünüz bir hedef var mı? Yani şimdi, yıllardır ticarette olan birisi şimdi olarak. Biz ben de dediğim gibi bizim aile şirketimiz, biz farklı iletişim sektöründe de olgularımız var, yatırımlarımız var. Pet shop sektöründe de var. Bölge sanayide de İplik'te bir İplik Alsat ofisimiz var. Orada da iş yapıyoruz. Bizim buradaki pet shop sektöründe ilerlemekteki gayemiz ne oldu? Para kazanmak deyip konuyu bitirmiş. Şimdi burada bizim en büyük gayemiz, ben şimdi burada bunu yaptım. Bu çatı altında bunu devam ettiriyoruz. Bu çatı altında devam ettirdikten sonra bunu nereye taşıyabiliriz sorusunu hep aldık. Bu soruda ne yapabiliriz? Evet çok iyi, çok güzel ilerleyeceğiz bu konuda. Ama biz evcil hayvanlara daha farklı nasıl bir hizmet sunabiliriz ki bizi yine farklı kılsın, yine bir böyle güzel bir yatırım yapalım. Biz şu an yılbaşında yani 2022'nin başında başladık. Köpek oteli, kedi ve köpek oteli. Hı hı. Şimdi bizim hemen Gaziantep'in girişinde Dedemontör'ün arka tarafında güzel bir projemize başladık şu an. Biz otele başladık. Otelde VIP odalar olacak, kral dairesi olacak, suite oda olacak, resepsiyon olacak, bu şey için mini barlar olacak, kedi köpek. Mesela şehir dışına veya yurt dışına giden kişiler emanet olarak yani sizin bakabileceğiniz o çiftliğe, şeye, tesise bırakıp gidebilecek. Anladım, çok şimdi, güzelmiş. Şu anda biz böyle görüyoruz ama şu anda insanlar çok ama çok fazla bir şekilde sıkıntıdalar. Neden? Çünkü Gaziantep'te otel sayısı çok az. Evet. İnsanlar tatile gidiyor. Oranın kapasitesi atıyorum bir otelin 50 ise 50 dolduktan sonra alamıyor. Alamayınca ne oluyor? İnsanlar bu sefer kedisini köpeğini bırakacağı yer bulamıyor. Bir de şöyle bir şey var abi. Muhabbet kuşu değil ki komşuya veresin. Bırakamaz. Bizim arkadaşım bir tanesi muhabbet kuşunu şeye veriyor, komşuya veriyor emaneten. Evet. Muhabbet kuşu argo konuşmaya başlıyor abi. Yani emanet edemezsin. Otel iyidir. O otel iyidir. Yani bize şimdi, düşen bir şey varsa biz de destekleyelim. Şimdi yani. Olay bu oteldeki olayımız. İşte insanlar dedim ya çocuğunu bir yere bırakacak bir hafta. Yani düşün hep aklı orada kalacak. Tabii. Biz ne yapacağız aklı kalmasın diye IP'li kameralar bağlayacağız. 7/24 IP adresini vereceğiz. 7/24 açacak diyecek ki köpeğim ne yapıyor? Tık konuşabilecek o IP adresinden. Atıyorum Tom köpeği. Tom ne yapıyorsun? Oradan duyabilecek. Orada 7/24 izleyebilecek. Mini barları olacak. Diyecek ki bize arayacak diyecek ki biz şu marka konserveyi şu an açmanızı istiyorum.
şu ödül mamanızı vermenizi istiyoruz. Ne olacak? Hemen diyaloğa girilecek, gidilecek, o gözünün önünde o mama verilecek. Yani güzel bir otel projemiz var. Abimin yüz ifadesine bakıyorum da insanın çok böyle iştahı kabarıyor, canı çekiyor yani böyle. Yani bir güzel bir şey yapmayı planı. Neden? Çünkü diyorum ya, aç insanlar, evet. Şeyler artık kedi köpeği kişileştirdiler. Doğru. Tamamen onların çocukları olduğu için ne oluyor? Tamamıyla onların mutluluğu onlar için önemli oluyor. Ne oluyor? O yüzden daha lüks olsun, daha iyi olsun, tabii, daha konforlu tabii. Olsun. En iyisi hangisiyse o olsun ya, çocuğunu moduna giriyor. Çocuğunu gönderirken aynı şeyi yapmıyor musun? Veya bir dadı kendine yardımcı tutacaksın. Aynı şeyi aynen yapıyorsun. Öyle. Demek ki birebir aynıymış. Bizde şimdi bir de o otelin yanında işte bizim şu an markamız var. Markalar olarak giriş yapacağız. Biz kedi köpek maması, işte kedi kumu. Bunlar bizim şu an ana maddelerimiz altında. Şu an biz artık bu markayı yapıp hala markanın ismiyle alakalı görüşmeler sağlıyoruz. Güzel bir mama yapacağız. Nasıl mama yapacağız? Alışılmışın dışında fabrikasyon bir mama yapmayacağız. Tamamıyla sebzelerle, tamamıyla %100 yerli ve taze ürünlerle bir karışım yapıp patili dostlarımıza bunu ikram güzel. Edeceğiz. Yani gerçekten güzel mama yapacağız. İnsanlar o mamayı, kedi zaten köpek yedikten sonra hep isteyecek. Çünkü diğer mamaları sevmeyerek, burun kıvırarak yiyor. Tabii, ama bunda onun, lezzeti öne katacağız. Proteini en yükseğe koyacağız. Böyle aynen. De bir yatırımımız var. Böyle işte, bir o da, şey olursa biz yorumlara, açıklamaya yazarız. Tabii. Oradan da doğrudan tabii çok güzel mama yapacağız. İnşallah Türkiye'de de bu ismi duymaya başlayacak insanlar. Süper, süper. İnşallah. Valla buna faydamız olursa çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Desteğinden yararlandığınız bir kurum, kişi veya marka oldu mu, yoksa kendi kazancınızla mı bugüne geldiniz diyeceğim de, liseden beri ticaretle uğraşan birisi sanıyorum kendi. Şimdi bizde üniversiteye gittim. Ben üniversite sınavına girerdim. Arabaya binerdim, iş yerine giderdim. Orada bir toptancı, biz toptancıydık yani. Biz işte Trabzon'dan, Mardin'den, her ilden gelirler. Bizden ürün alırlardı pet shop'la ilgili. Hemen orada nereden geldi? Mardin'den geldi. Onunla ilgilenirdim. İşte yemeğini söylerdim, ürünleri yazardım. Tekrar okula gider, tekrar diğer sınava girerdik. Üniversite sınavına gelirdik. Yani biz üniversiteden beri, liseden beri çalıştığımız için hem okuduk hem çalıştık. Aynı zamanda da baba, zaten baba arkadaki dağ. Onu evet. Sırtına dayayınca zaten sen geriye düşmeyeceğini bildiğin için ileriye bakması ya da ileriye gitmesi çok daha kolay oluyor aslında bakarsan. Süper. Pet House markasıyla bugün bu noktada olmasaydınız hangi sektörde ne iş yapardınız? Düşünmedim hiçbir zaman. Hep sadece Pet House'a ilerliyoruz. Şu an sadece onu düşünüyorum ben. Peki. Yani. Çevrenizde yakın veya uzak arkadaş tanıdıklarınız burayı açacağım dediğinizde, hani önceki şubeleri bilmeyenler evet. Daha çok. Ya yapamazsın, tutmaz, o senin bildiğin gibi değil diyenler oldu mu? Şimdi ben şurada şunu destekliyorum her zaman. Ben biraz mutluluğumu paylaşan bir insanım. Bir şey varsa onu paylaşmak nazar isterim. Nazar değmiyor mu? İşte, bak şu an farklı boyuta geçti. Çok çok fazla nazar değdi. Benim hayatım hep nazar, hep böyle itekleyerek gideriz falan. Ama şöyle bir durum var konumuzda, böyle bir durum var. Ne konumuz? Atıyorum işte bir şey açacağız abi. Şu ürünü yapacağız. Bu bardağı yapacağız. Bu bardağı şu kulptan tutmayalım da böyle tutup böyle içelim. Bu bir projedir. Bu bir olgudur. Evet. Değil mi? Bu olguyu kime söylersen söyle. Her zaman zaten bu alışılmışın dışında bir şey değil. Ya bırak. O ne alaka? Ya insanlar çünkü. Bu böyle olursa sen ne yapacaksın oraya? Ben dedim ki bak buraya açacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Evet. Yani ne yapacaksın abi? Mama saklayacağım. Kuaför tutar mı Antep'te falan? Ya kim getirecek de köpeğini atıyorum. Şu meblağa tıraş ettirecek. Lütfen ya. Ettirirler. Evet. Biz şimdi onları eleştirilerini duydum ama buradan girdi buradan çıktı derler ama burada bir şeyler kaldı. Bu benim hayatımı etkiledi mi? Evet. Ama ben artık o kadar çok duydum. O kadar çok böyle şeylerle karşılaştığım için girdi. Aldığımı aldım. Verdiğimi verdim. Süper. Ama insanlar her zaman diyorum ki insanlara hedefinizi söylemeyin aslında bakarsan. Çünkü o hedeften uzaklaştırıyor insanlar. İşte farklı bir değer. Şimdi kesin konuşulmayacak bir konu aslında bu. Ama paylaşmadığında daha fazla stabil olduğunu gördüm hayatımda evet. Da. Ama paylaşmak da istiyorsun çünkü insansın. Yorum almak istiyorsun, eleştiri almak istiyorsun. Ya senin hasetliğin olmaması lazım. Biraz daha taşra dilinde. Düşünelim şöyle dostum. Yani
bir ürün yapacağız. Bu ürünü satacağız. Böyle olacak, böyle olacak diye bir projemiz var. Evet. Kıssadan gidiyoruz. Öbürü geliyor diyor ki ya onun aynısını o da satıyor. Ya, evet. Ya da diyor ki X firması var ya. Ya sen yapacaksın da X firmayı nasıl geçeceksin? X firma diyorsun. Ya böyle bir şey yok. O işte X firma da oradan geldi. Evet. Yani bunu insanlar görmüyor. Diyor ki ya da her şeyin kolayına kaçıyorlar. Diyorlar ki ya ondan yapacağına şunu yap. Ya herkes yapmış onu. Evet. Benim yapmam oradan para kazanma beni mutlu etmeyecek. Beni tatmin etmeyecek. Çünkü ben alışılmasının dışında kendim bir şey yapmam lazım. Bir şeyler oluşturmamız lazım ki altında imzamız olması yani lazım. Yani Apple'da mevcutta vardı ama ilk yapanlı bu teknolojilere hayır ama en iyisini yapan olarak kaldı işte. Kaldı. Yani bunların hepsi bir projedir. Yani o yüzden insanlara hedefimizi söylerken planımızı anlatmayacağız. Diyeceğiz ki bizim planımız şu demeyeceğiz. Biz hedefimiz bu. Bunu yapmak. Evet. Olur olmaz. O Allah'a kalmış, bize kalmış, bizim çabamıza kalmış bir durum deyip keseceğiz. Çünkü hedefini ve planını anlatınca bu seni geriye atabiliyor bazı zamanlar yani. Çok doğru, katılıyorum. Yani ben de yaşıyorum hayatımda. Gençlere bu sektörle ilgilenen veya bunun işletmesini açan veya bununla ilgili kişilere altın değerinde bir öneri var mı? Ya başlamaları kısmında. Hani ya böyle bir şey yapacaksanız, çünkü siz de başladığınızda çok gençmişsiniz ya. Hani neyi doğru yaptığınızı aktarabilme şeyimiz var. Biz babam hep derdi ki oğlum, ben hep derdim ki baba, biz aslında akvaryum sektöründeydik. Balık ve akvaryum sektöründeydik. Derdim ki ya bu akvaryumu biz alıyoruz, atıyorum bir birime, bunu biz yapabiliriz. Camcı tanıdığımız var, plastikçi evet. tanıdığımız var. Ahmet'i ararız, camı yaptırırız. Mehmet'i ararız, plastiğini yaptırırız. Ortaya çıkar akvaryum, biz satalım. Neden biz ondan alıyoruz ki? Şimdi her zaman babam dedi ki, bırak onu o yapsın, o para kazansın. Sen her şeyden para kazanmak istersen elindekinden olursun. O yüzden benim önerim nedir? Her zaman ürün bulurken ya da ürün alırken maliyet hesaplamakla uğraşmasınlar. Bu ürünü kaça alıyorlar? 30 liraya. Biz bu ürünü ne kadar fazlaya satarız diye düşünsünler. Yani şu anki ben bakıyorum gençlerin hepsine, hep diyorlar ki ya bu ne kadar? 50. Hemen başlıyorlar hesaplamaya. Bunun kulpunu alsak şu fiyata, bunu da buraya yapsak bu fiyata. Biz 20'ye mal ediyor, 30 milyonu sor. Adam 10 lira. Bırak o adam onu kazansın. Bunları hesaplamaktan ziyade biz bunu nasıl farklı bir boyutta, bunu nasıl buradan tutarak içebilirler? Yani farklı bir marjinal bir ürün doğru. yapmak. Yani aynı ürün üstünde konuşmak değil. Onu al sat önemli değil. Sen nasıl farklı bir ürün yaparsın onu konuşmak yani amacımız. Doğru. Çok teşekkür ederim. Biz bu arada teşekkür sorularımızı ederiz. Tükettik ama çok keyifli bir sohbet ben oldu. Ben de bir kez ben de bilmediğim çok şey öğrendim. Harika. Bir de duyarlılığı ve kitlesi olan biraz da aslında olması gerektiği değerin yavaş yavaş biraz daha verildiği bir konu. O yüzden sizden bunları duymak çok güzel. Harikasınız. Katıldığınız için çok ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Dilinize sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sektörpedia'nın yeni bir bölümünde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizde 8 markanın 9 çeşit ayakkabısı var. Türkiye'de vardı ama Gaziantep'te bir oluşum yoktu. Birçok insanın daha güzelleri var. Görüyorum böyle bir imaj yapmışlar. Böyle belediye başkanı saçı vardır ya. Of kitleye bak. Bak şu an var ya. Ortalık karışacak. Fransa'da, Almanya'da, Rusya'da ve Ukrayna'da 4 ülkeden buldum ve buraya getirdik Gaziantep'e. Yani gülmek bizim amacımız, bizim doğrultumuz, bizim ön yüzümüz. Ama biz 117 tane çeşit koyduk. Hiçbir pet shop'a gittiğinde 117 değil 27'yi göremez. Hayvan seven birinin insanlığa kötülük yaptığına hiç denk gelmedi. Ben de denk gelmedim. Yani kedinin de nankör olduğu bir durum yok bu arada. Ben bunu savunurum her zaman. Bence kedi sadece uzaylı. Zaten baba arkadaki dağ. Onu evet. sırtına dayayınca zaten sen geriye düşmeyeceğini bildiğin için ileriye bakması ya da ileriye gitmesi çok daha kolay oluyor.